İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milli Meclisi gündemi, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, düşman güney yönündeki saldırı operasyonlarına yeniden başladı, sıcak çatışmalar devam ediyor. Los Angeles Belediye Başkanı, Ermenistan halkını destekliyoruz, Türkiye savaştan çekilmeli. Armenia Sputnik, Artsakh Cumhuriyeti'nde 18 sivil düşman tarafından öldürüldü. Arap Devletleri Ligi Genel Sekreteri Türkiye'yi gerginliği tırmandırdığı için kınadı. Batı Ermenistan'da Ermenilerin Atasurartu dönemine ait kaya mezarları bulundu. Bugün Dünya Öğretmenler Günü. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan özel oturumu 4 Ekim'de gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenag Abrahamyan, Parlamento Başkanı Leonardo Basmacian, Başbakan Sedat Melikyan, hükümet üyeleri ve milletvekilleri katıldı. Oturumun öncelikli konusu Artsakh Cumhuriyeti ve sınırdaki durumla ilgiliydi. Artsakh Cumhuriyeti milletvekili Artsakh'tan en son haberleri sundu. İnternet üzerinden bağlanan katılımcılar Artsakh'ı desteklemeye hazır olduklarını teyit ettiler. Latin Amerika'daki milletvekilleri de oturumda aktif rol aldılar. Mevcut durumdan dolayı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu oturumlarının her gün olduğunu hatırlatalım. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, kendi sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasından yazdığına göre, düşman Artsakh cephesinin güney yönünde saldırı operasyonlarına yeniden başladı. Stepanyan yazısında, sıcak çatışmalar devam ediyor, savunma ordusu birimleri düşman kuvvetlerine misilleme saldırı yürütüyor ifadesinde bulundu. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, Twitter sayfasında Ermenilere olan desteğini ifade etti ve Washington yönetimini Artsakh'taki çatışmaları sona erdirmek için uygun adımları atmaya çağırdı. Garcetti, Los Angeles en büyük Ermeni diasporasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor. Ermenistan halkının yanındayız. Washington'daki liderliğimizi Artsakh'ta barışı tesis etmek için tutarlı ve katı diplomatik adımlar atmaya çağırıyoruz. Türkiye savaştan çekilmeli ifadesinde bulundu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Eylül'de Artsakh Cumhuriyeti'nde sivil nüfusu hedef alarak geniş çaplı bir saldırı başlattığını hatırlatalım. Bugüne kadar Artsakh Cumhuriyeti'nde düşman bombardımanı sonucu 18 sivil öldürüldü. Bu bilgi bir ara rapor yayınlayan Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Ofisi tarafından ifade edildi. Rapora göre ölüm vakaları Stepanakert, Martuni, Hadrut, Mardakert kentlerinde, Mardakert bölgesindeki Alaşan yerleşiminde ve Metşen beldesine yakın yerlerde kaydedildi. 60'ı ağır olmak üzere toplam 80 kişi yaralandı. Bunların 48'i erkek, 12'si kadın olmak üzere alt ve üst uzuvlar ve yüz bölümlerinde şarapnel sonucu çeşitli derecelerde yaralandı. İnsanlar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin sivil halka karşı yasaklı silah ve yöntemlerin kullanılması sonucu öldü ve yaralandı. Ombudsmanlık ofisi ayrıca 3 Ekim 2020 tarihi itibariyle Azerbaycan'ın başlattığı askeri saldırının sivil kurbanlarının verilerini de yayınladı. Arap Devletleri Ligi Genel Sekreteri Ahmet Abulghayt, Türkiye'nin Kafkasya ve Akdeniz'deki bölgesel geriliminin tırmanışında oynadığı rolünün Türkiye'nin kendi ülkesi için de kötü bir sonucu olacağını belirtti. Arap News'e göre Ahmet Abulghayt özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki sorunlara müdahale ettiğini, Yunanistan ve Kıbrıs ile çatıştığını ve Doğu Akdeniz'in gaz bölgelerine saldırdığını vurguladı. Abulghayt, Suriyelilerin Azerbaycan tarafından Ermenistan'a karşı savaşmak için paralı asker olarak kullanılmasının kendisini kızdırdığını da ifade etti. Batı Ermenistan'ın Hakkari ilindeki Akkuş köyünde Ermenilerin atası olan Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 odalı kaya mezarı tespit edildi. Mezarlıkta yapılan incelemede Hakkari Üniversitesi öğretim görevlisi Ömer Tanyürek, çok odadan oluştuğu için buna kral mezarı diyebiliriz. Urartuların çıkış dönemine ait bir kaya mezarı. Yüzey araştırması sonucunda yapılış itibariyle bölgedeki en eski kaya mezarı olduğunu söyleyebiliriz diye konuştu. Bölgenin eski adının Hergöl olarak bilindiğini dile getiren Tanyürek, burayı da Hergöl Kaya Mezarı olarak yayınladık. Koruma altına alınırsa kültürel mirasımızı daha uzun yıllara taşıyabiliriz değerlendirmesinde bulundu.
5 Ekim tarihinde dünya çapında 100'den fazla ülke Uluslararası Öğretmenler Günü'nü eğitim alanındaki öğretmenler için profesyonel bir gün olarak kutlamaktadır. 1994 yılında UNESCO tarafından 5 Ekim günü Öğretmenler Günü olarak ilan edildi. Öğretmenlerin çalışmalarını düzenleyen ilk uluslararası belge olan Öğretmen Durum Rehberi'nin UNESCO ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Paris'te düzenlediği ortak bir konferansta kabul edildiği tarih olan 1966 yılının 5 Ekim günü örnek alındı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sahak Sakyan tarafından seslendirilen 19. yüzyılda Aşur Fahrad'ın şarkısı Ovvur Kaçe adlı eseri sunuyoruz. Ovvur Kaçe inç kısması Artın zaman agre toka Ahta teraz mi orası Ovvur anvah kaçe toka Ahta teraz mi orası Ovvur anvah kaçe toka. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.